Medyatava TV'ye hoş geldiniz değerli izleyenler. Günün analizi programıyla yeniden karşınızdayız. 14 Şubat Pazartesi günü yine konuğumuz Gürkan Acır, Korkusuz Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi bir hafta olsun. Evet, inşallah size de iyi yayınlar dileyelim şimdiden. Yine konuları biriktirdik sizlerle birlikte, bir hafta oldu görüşmeyle. Hemen başlıklara geçiyorum değerli izleyenler. Şimdi 6 lider bir araya geldi 12 Şubat Pazartesi günü. Tabii bu zirvede çok fazla konu konuşuldu, çok fazla eleştiri var, çok fazla açıklama var. Hepsini Gürkan Acır'a soracağız. Temel gıda ürünlerinde KDV %8'den %1'e indirildi. Tabii bu enflasyona vatandaşın cebine yansıyacak mı? Yine Gürkan Acır'ın değerli yorumlarını alacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 yıl aradan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'ye gitti. Tabii ki de yine çok fazla bu konuya dair madde var, sorular var. Ve zamanımız kalırsa Sedef Kabaş iddianamesi düzenlendi. 11 yıl 8 ay hapis cezası istemiyle nasıl sonuçlanacak bu durum? Tabii ki de bunlar da gündem maddelerinden biri. Ukrayna'da gerilim tırmanıyor. Türkiye bu durumdan nasıl etkilenecek? Bunları da vaktimiz olduğu takdirde konuşacağız. Hemen ilk konuyla başlayalım. Şimdi geçtiğimiz cumartesi 12 Şubat'ta 6 muhalif lider bir araya geldi. Tabii bu zirve tarihi zirve olarak nitelendirildi. Hemen size soralım. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Tarihi bir zirve mi bu? Bence tarihi bir zirvenin olmanın ötesinde tarihimizde ilk kez yaşanan bir zirve. Yani sadece tarihi demek yetmez. Tarihimizde de ilk kez. Bir de benzeri yok. Niye benzeri yok? Çünkü bakın, hem tarih perspektifinden baktık mı benzeri yok. Hem iklim olarak, yani böyle bir siyasal iklimde bir araya gelmesi çok zor partilerin bir araya gelmesi anlamında yok. Hem de böylesi bir ortamda Cumhurbaşkanlığı başkanlık sisteminde bu kadar çok partinin bir araya gelerek bir sonuç almaya çalıştığı bir örnek yok. Dolayısıyla ilklerin zirvesiydi bu zirve. Şimdi bakın, orada zirveye katılanlar üzerinden şöyle bir küçük bir göz gezdirelim. Bir hafızalarımızı tazeleyelim. O da şu. Ahmet Davutoğlu. Oradan başlayalım. Ahmet Davutoğlu ne demişti bir televizyon programına katıldığında? Dedi ki benim hayatım CHP zihniyetiyle mücadeleyle geçti demişti. Bugünlerde tam Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında oturuyor. Peki orada mesela Gültekin Uysal'ı görüyoruz. Kim Gültekin Uysal? Demokrat Parti'nin genel başkanı. Demokrat Parti 1946'da kurulduğu günden itibaren CHP karşıtı bir söylemi gerçekleştirmiş. O söylemle kendisine bir politik diskur edinmiş bir parti. Ali Babacan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucusu. Ekonomi, onun çok uzun süre tabii Ekonomi Bakanlığı'nı, Dışişleri Bakanlığı'nı yapmış bir isim. Yani o da CHP'ye karşı. Yani Meral Hanım'ı kenarda tutacak olursak, diğer partiler, Saadet Partisi, Gültekin Uysal, işte Sayın Davutoğlu, bunlar aslında varlık sebepleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı olmakla geçmiş isimler ve partiler. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ev sahipliğinde, daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde, evet, Çankaya'da Ahlatlıbel tesisleri içerisindeki bir bağ evidir orası aslında. Eski bir bağ evi. O bağ evinde buluştular. Ben de daha önce Sayın Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu arada da Covid olmuş, kendisine de geçmiş olsun diyorum. Alper Taşdelen'in misafiri olmuştum orada. Bizi ağırlamıştı kahvaltıda. Küçücük bir yer Ayşe Hanım. Hatta biraz fotoğraflardan da anlayacağınız üzere biraz basık ve dar bir mekan. Dikkat ediyorsanız, yani bakın, yani bir evin salonu gibi düşünün. Zaten iki oda bir salon. Hatta Çankaya Belediye eski belediye başkanı Refik Er Yılmaz'dı sanırım. Burayı ev olarak kullanmış daha önceden. Daha sonra dekore edilmiş ve bu tarz böyle şeyler, toplantılar için falan ev sahipliği yapıyor. Fakat hani altı lideri ağırlayacak büyüklükte bir yer değil. Küçücük bir yer. Peki, yani bu kare bulunduğumuz bize ne anlatıyor koşulları da düşündüğümüz zaman? Evet ya, koşullar tabii, yani bir yer bulamadıkları için değil ama oranın bir böyle otantik bir anlamı var. Ne bileyim işte, bir sembolik bir değeri var. Bütün bunları düşünerek orayı şey yapmışlar, orayı seçmişler. Fakat mekan dar.
Küçücük bir yer. Şimdi o küçücük bir yerde bu kadar bir masa. Valla gerçekten bu kadar işte. Sizinle oturduğumuz bu siyah masa kadar bir masa. Belki bir tık daha büyük olabilir. O masada oturuyorlar ve Türkiye'nin belki de önümüzdeki 5 yılını, 6 yılını, belki 10 yılını belirleyecek bir ittifaka imza atıyorlar. İttifakı oluşturmaya çalışıyorlar. Ben de bugünkü Korkus gazetesindeki yazımda dedim ki masada yer var mı? Çünkü benim görebildiğim bir kez daha o görüntüleri verirsek masada yer kalmamış gibi gözüküyor. Yani bir sandalye daha sığmaz gibi gözüküyor orada. Evet, şimdi görüyorsunuz bakın. Evet. Hafif yani kol mesafesi. Hatta yemek yemek için bile çok uygun değil o kadar kişi. Yani 6 kişinin oturup orada yemek de yediler biliyorsunuz. Çok zarif bir menüyle. Evet. Mütevazı evet, ya da. Evet, mütevazı bir menü doğrusu. Ama yani orası çok şey değildi. Şimdi bu sembolik, bu metaforik anlamdan yola çıkarak ben dedim ki masada yer var mı? Şimdi bu masada yer var mı lafı tabii önce herkesin aklına HDP seçeneği. Evet, çok tartışılıyor şu anda. Yalnız benim anlamadığım bir şey bu. Bu akşam Taksim Meydanı gecesi biliyorsunuz. Evet, saat 20. Akşam saat 20'de Taksim Meydanı'nda da bu konuyu tartışacağız konuklarımızla. HDP'nin ben öfkesini anlayamadım. Evet. Şimdi HDP çok tepki verdi. Bir Pervin Buldan'ın sözlerini hatırlatalım mı seyircilerimize? Buyurun. Zamanı geldiğinde biz de yok sayarız dedi. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hemen sözlerini söyleyelim. HDP'yi yok saymıyoruz, hiçbir partiyi de yok sayamayız. Öyle yaparsak bu demokrasiye inanmadığımızı gösterir. Aslında sadece HDP bazında değil, bütün partileri kucaklayıcı bir söylem Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözleri. Evet, şimdi şöyle yani bakın sözlerden ziyade... HDP'nin eski vekiller, yeni vekiller, HDP'liler o günden bugüne acayip tepki gösteriyorlar. Biz neredeyiz? Neden? Bu masa niye eksik? Biz neredeyiz? Bizi dışlayarak buradan bir iktidar mı olacaksınız? Vesaire bir dolu laflar ediyorlar. Ama şunu hatırlayalım. HDP bir tutum belgesi yayınladı. Biz başka bir ittifakta yer alacağız dedi. Onun dışında Türkiye İşçi Partisi ile belli bir ittifak çerçevesinde görüşebileceklerini söylediler. Şimdi bütün bunlar ortadayken yani niye kızıyorsunuz ki? Yani ne oldu yani? Sizi dışlanmış bir durum mu var falan? Hayır. Şimdi şöyle bir atmosfer oluştu Ayşe Hanım. Bu fotoğraf çok beklendi ya. Bu kare nasıl çıkacaklar? İşte nerede duracaklar? Yuvarlak masa mı olacak? İşte nedir o? Dikdörtgen masa mı olacak? Nasıl fotoğraf verecekler falan? Bunlar çok konuşulunca beklenti yükseldi. Beklenti yükselince sanki şöyle bir hava oluştu. Yani geldiler iktidarın şeylerini kuruyorlar. İktidarı orada oluşturuyorlar gibi bir hava oluştu. Oysa ki bu bir başlangıç. Yani 6 liderin bir araya gelmesi aslında önemli bir başlangıç. Bugüne kadar biliyorsunuz genel başkan yardımcıları bir araya geliyordu. Cumhurbaşkanlığı güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelik çalışmalar yapılıyordu. Bir ekonomi masası kurulmuştu. Altyapı hazırlanmıştı. Ancak şey yapılmamıştı. Böyle liderler bazında bir araya tek tek gelinmişti. 6 liderin bir araya geldiği bir toplantı yapılmamıştı. İlk kez bunun olması HDP'yi de biraz tırnak içinde söylüyorum siyasi heyecana sevk etmiş. Heyecanlanmışlar onlar. Ve şey yapıyorlar. Ya biz neredeyiz? Bizim yerimiz nerede? Biz niye yokuz? Falan. Sen yokum. Yok istemiyorum dedim. Biz üçüncü bir ittifak arayışı içindeyiz dedim falan filan. Neyse. Bunu o gecenin heyecanına bağlayalım. Ama zaten o HDP geldiği andan itibaren de o masa o masa olmaz. Evet. Şimdi ben neyi kastettim? Bugünkü yazımda neyi kastettim? Ona bir gelmeye yavaş yavaş gelelim isterseniz. O da şu. Şimdi burada bir matematik söz konusu. Hatta ben bugün yazımda şunu da ifade ettim. Meşhur bir Stalin fıkrası vardır. Stalin demişler ki Stalin'e yoldaş Papa sana çok kızdı demişler. O da demiş ki ya duymazdan gelmiş. Ya Papa sana çok kızıyor demişler. Gene duymazdan gelmiş. Sevgili yoldaş Papa sana çok kızgın deyince o da demiş ki Papa'nın kaç tümeni var? Şimdi Papa'nın kaç tümeni var gerçekten siyasi hayatımızın tam özeti gibidir. Yani bu işler güzeldir, hoştur, konuşursunuz ama neticede kaç oyunuz var? Ne kadar oyunuz var hesabına denk gelir. Dolayısıyla bu iş bir matematik işidir. Oturacaksınız, hesabı kitabı yapacaksınız. Bakın buradan ben söylüyorum.
Şimdi Türkiye'de işler iyi gitmiyor. İktidar iyi yönetemiyor. AK Parti iktidarı tam olarak bir yorgunluk dönemini yaşıyor. Peşi sıra ister Covid'le deyin, ister dış güçler deyin, ister iç güçler neresini derseniz deyin. Türkiye'de durdurulamayan bir fiyat artışı var. Vatandaşların cebi yanıyor, yanmıyor, alev almıştı. Ona da geleceğiz. Geleceğiz. Elektrik faturaları dizginlenemiyor. Elektrik faturaları insanları artık şaşkına çevirmiş durumda. 1000 liranın üzerinde elektrik faturası gelmeyen ev neredeyse yok gibi. Dolayısıyla bu ortamda yani şu düşünülebilir. Yani iktidar gidici. İktidar gidiyor. Ama bakın buradan bir kez daha söylüyorum. Ben şeylere muhalefet partisinin taraftarlarına, seçmenlerine, milletvekillerine, siyasilerine söylüyorum. Hesap o kadar şey değil, iyi durumda değil. Yani şunu hayalini kurmayın. Yani iktidar yıprandı, işte bu zamlar var, ortam kötü vesaire diyerek kolay bir iktidar yürüyüşü başlayacağını hayal etmeyin. Zorlu bir sınav hala muhalefet için. Çok zorlu çünkü bakın bizde Türk siyasi hayatında denklem çok keskindir. Bir kimya formülü gibidir yani. Değiştiremezsiniz çok kolay. Gerçekten çok kolay değişmiyor. Yani bakın o yazıda da yazdım. 2014 yılı ile 2018 yılının Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir bakın Allah aşkına ya. Ya Ekmelettin İhsanoğlu hayatında daha önce adını duymayan, yani milyonlarca insan adını ilk defa duymuştu. İlk defa. Hatırlıyorum. Hatırlıyorsun ben de o değil mi? Evet. Tabii. Ekmelettin İhsanoğlu adı duyulmamıştı. Ekmelettin İhsanoğlu'nun aldığı 38.4. 2018'de Muharrem İnce tarihin en büyük mitinglerini yaptı. Yani Cumhuriyet tarihimizin belki de en büyük mitinglerini yaptı. Yani o Maltepe mitingiyle 2 milyon diyen vardı, 3 milyon diyen var, 4 milyon diyen var. Neyse 2 milyon diyelim. Yani muazzam mahşeri bir kalabalık vardı orada. O Muharrem İnce, Meral Hanım'la ikisini toplayın 38.5. Aynı. Ya Türkiye'de aslında düşünceler kolay kolay değişmiyor. Değişmiyor. Daha... Yani çok büyük kırılmalar olmadığı müddetçe, yani parti kapatmaymış bilmem neymiş o tarz büyük şeyler olmadığı müddetçe partiler, daha doğrusu seçmen kendi partisindeki durumunu koruyor. Geçişkenlik çok zayıf. Geçerse de kendi içinde geçiyor yani kendi iktidar bloğu içerisinde geçiyor. Şimdi bu gerçekliği bütün muhalefet partisi milletvekillerinin kafasının bir yerine yazması lazım. Yok öyle bir kolay zafer yani yok gelmez hemen. Yani bu hesap kitap işidir. Eskiden beri öyleydi. Yani 1950'lerden bu yana alın hiç değişen bir şey yoktur. Hatta mesela klasik bir laf vardır ya sağ seçmen %60-65 sol seçmen %30-35. Bu denklem hiç değişmez. Yani neredeyse böyle dediğim gibi az önce söylediğim gibi kimya formülü gibidir yani. 1991 seçimlerine bakın toplayın sağ partilerin oyunu gelin 2002'ye gelin 2007'ye 2014'e 18'e. Ya bir milim mi değişmez? Aynı kalıyor. Sabit ama partilerin belki isimleri değişebiliyor. Kapanan, açılan falan ama blok olarak orada duruyor. Dolayısıyla burada bu gerçekliği önüne getirmek lazım. Bir. İkinci bir husus şu. Şimdi biraz muhalefet partisinin, muhalefet partilerinin, muhalif cephenin birazcık heyecanlandıran bölüm yerel seçimlerdeki başarı. Şimdi yerel seçimlerde nasıl oldu o zaman diyorlar. Doğru. Muhalefet partilerine, muhalefet temsilcilerine, muhalefetteki milletvekillerine, siyasilere buradan bir hatırlatmayı daha ben gerekli görüyorum. O da şu. Bir, yerel seçimlerle karıştırmayın. İki, her şey öyle güllük gülistanlık değil. Öyle bir erken zafer havasına kapılmayın. Üçüncüsü de her iktidar son bir yılda ben ona şey diyorum cebinde bonbon şekeri bulundurur. Böyle cebinde durur. Her iktidar son bir yılda bir takım seçmene iyi gelecek paketler açıklar. EYT bunlardan biri olabilir EYT mi? EYT en önemlilerinden bir tanesi. EYT var olabilir, işte bir af olabilir, bir idari af olabilir, bir vergi affı olabilir. Büyük köklü ama böyle esaslı bir vergi affı olabilir. Kamuya personel alımı olabilir. Tamam mı? Yani artı politik bir takım hamleler olabilir. Dolayısıyla son bir yılda her iktidarın böyle 1-2 puanlık bir avantajı olur. Bunu dikkate almak lazım. Ama AK Parti iktidarı gibi bir iktidarda da
Onlar birazcık bu işleri biraz daha iyi yapıyorlar. İyi derken tırnak içinde söylüyorum. Yani kullanıyorlar o mekanizmaları. Dolayısıyla onlar için 3, 4 belki de 5 puanlık bir opsiyon koymak lazım. Şimdi bütün bunları toparladığımız vakit karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Evet, muhalefet zor olanı başardı. Yani bir araya gelme zorluğunu başardı. Ama şunun altını çizelim, her şey bitmiş değil. Dolayısıyla bundan sonra bir kere kenarda köşede kalmış demeyelim ama hani böyle işte henüz daha yeni oluşma, yeni seçime girme yeterliliğini almaya çalışan siyasi partileri de dışlamadan, bunlarda sayıları epey arttı. 8-10 evet. 10 var. 10 tane parti var şu anda. Onların da içine alacak bir genişlemeye gitmeleri gerekiyor. Aksi takdirde o dediğiniz mesela Mustafa Sarıgül'ün partisi var, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi var, Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi var. Efendime söyleyeyim, Ümit Özdağ'ın, Profesör Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi var. Vecdet Öz Hoca'nın Adalet Partisi var. Bir dolu var. Şimdi onları da topladığınız zaman onlar da bir yekün ediyorlar. Ayşe Hanım, yani topladığınız zaman şu an anketlere bakarak söylüyoruz. Belki de çok daha alacaklar, onu da bilmiyoruz. Ama şu anda anketlere baktığımız zaman %1-1,5 bir oy oranında sahipler. Onları da bir birleştirmek lazım. Öte yandan sol blok dediğimiz, sol blok için Sol Parti var, Türkiye İşçi Partisi var, Demokratik Bölgeler Partisi var, mecliste bir milletvekili var. Onlar da ayrı bir blok. Yani muhalefetin topladığınız zaman yaklaşık şu anki Millet İttifakı, yani Ahlatlı Bey'in dışında kalan, o 6 kişilik ekibin dışında kalan, nerede bakarsanız bakın 1-1,5 belki daha fazla, ben yanılıyor olabilirim, 1-1,5'luk bir oy potansiyeli de dışarıda duruyor. İlerleyen günlerde farklı bir stratejide görebiliriz. Genişletebilirler. Belki muhalefet tarafından oluyor. Peki erken seçim bekliyor musunuz? O erken seçime gelmeden şu 3. ittifak meselesini isterseniz kısaca söyleyeyim. 3. ittifakta da durum şu. 3. ittifak meselesinde bir yanılgıya düşmemek lazım. Ben ısrarla bir tezim var benim. O da şu. Seçimin ikinci turunu hesaba katmaması lazım. Muhalefet partileri seçimin ikinci turuna göre hesap kitap yapmamalarla. Birinci turu göre. Geçen hafta da bunu vurgulamıştınız. Israrla vurguluyorum, altını çiziyorum. Sebebi de şu, 2014'te de aynı hesaplar yapıldı. Ne oldu? 2018'de de aynı hesaplar yapıldı. Dolayısıyla ilk tur, çünkü Cumhur İttifakı'nın ikinci tur diye bir hesabı olamaz. İkinci tura kaldığı andan itibaren toplumda seçmen davranışı otomatikman şeye doğru yönelir. Gidiyor bunlar iktidar, o zaman biz pozisyon alalım diye muhalefet partilerine doğru yönelir. İktidara tekrar yönelmez. Dolayısıyla Cumhur İttifakı da bunun bilincinde olduğu için, Cumhurbaşkanı Erdoğan da, AK Parti'de, MHP'de bunun bilincinde oldukları için onlar ilk turda bu seçimi kazanacak bir oyun planı içerisinde olurlar. O yüzden böyle fantastik hayalleri bir tarafa bırakması lazım muhalefet partilerinde. Yani kardeşim, birinci turda kim kazanacaksa ona göre bir şey çıkartacaksınız. Bir aday, tek aday. Yani herkes kendi partisinden çıksın diye bir şey yok. Tek aday çıkacak ve o tek aday etrafında kümelenerek, çalışılarak bir cumhurbaşkanlığı stratejisi, seçim stratejisi oluşturulacak. En çok merak edilen o soruyu da sormak istedim. Erken seçim bekliyor musunuz siz? Valla ben halen daha hiç beklemiyorum. Beklemiyorum. Şöyle beklemiyorum. Israrla onu söylüyorum. Çünkü erken seçim iktidarın lehine olan bir tablo değil. Şu anda dediğim gibi, az önce size söyledim, o bonbon şekerlerini çıkartamadı daha cebinden. Şey fazla. Hayat pahalılığı artmış, enflasyon artmış, elektrik faturaları kötü durumda, herkes vatandaşın cebini yakıyor. Bu koşulda siz olsanız gider misiniz şeye, seçime? Niye gitsin? Gitmez. 2023'ün son gününe kadar bekleyecektir. Ha, bu arada şey tartışmaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olup olamayacağına ilişkin, evet, tartışmalar var. O hukuksal tartışmaların önünü kesmek için belki bir erken seçim düşünülse bile, o maksimum bir ay. Yani normal Haziran'da yapılacak seçimin işte Mayıs'a almak gibi veya ne bileyim işte Nisan'a almak çok gibi. Çok da kaderini değiştirecek bir değil, zaman dilimi olmaz kısa, diyorsunuz. Ama yani 2023'te yapılacak. Benim öngörüm o. Eğer benim öngörüm dediğim şey, yani akla yakın olan şey odur.
Erken seçim iktidar zorda kaldığı zaman başvurduğu bir yöntemdir. Rest kartını çekmesi lazım. E şu anda resti çekecek bir durumu yok ki. Niye çeksin? Zaten işler iyi gitmiyor. Kendisinin son bir senede bir atağa kalkması lazım. Atağa kalkamıyor. Atağa kalkamadığı için de o süreyi kullanacaktır ve 2023'ü bekleyecektir. Peki aslında yine her seferinde olduğu gibi çok sorulacak soru var. Ama ekonomide Türkiye'nin şu an çok can yakan konularından bir tanesi. Ne olmuştu? Şimdi Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yeni ekonomi modelini açıkladığı toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan telekonferans yöntemiyle temel gıda ürünlerinde KDV'nin %8'den %1'e düşürüleceğini söylemişti. Resmi gazetede de yayımlandı Sayın Erdoğan imzasıyla ve bugün itibariyle temel gıdada %8'den %1'e düşürüldü KDV. Şimdi neler düşünüyorsunuz bu KDV indirimi hakkında? Yeterli mi? Yetmez. Başka ama nerelerde yapılmalıydı? Yetmez hemen... ama evet. Ya şimdi bakın, ekonomik tahribat çok büyük. Özellikle bu dövizdeki oynaklık dolayısıyla çok büyük bir tahribat oluştu. Bu tahribat öyle ufak adımlarla, öyle %1'lik KDV'deki oynamalarla veya 8'den 1'e indirmeyle, temel gıdayla falan pek onarılacak gibi değil. Türkiye'nin daha köklü makro tedbirler alması gerekiyor. Vatandaşın cebine doğrudan girebilecek bazı tedbirler alması gerekiyor. Aksi takdirde öyle, mesela bugün birkaç hocayla ben yazıştım. Dolayısıyla onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Diyorlar ki şey yok, nedir o? Bunun ekonomiye bir çok büyük bir dahili olmaz. Vatandaşa dahili de olmaz. Bence ilk fasılda yapmaları gereken elektrik faturalarına, elektrik idarelerine şeydir. Bir oraya bir katkı mı sunarlar? Devlet onların vergilerinden mi düşer, vazgeçer bilemiyorum. Ama elektrik faturalarına bir müdahale etmesi gerekiyor. Orada devletin da KDV %18 bu, evet, arada. Evet, 18. Yani mesela orada bir indirime gidebilir. Mevcut özelleşmiş elektrik idarelerinin, elektrik şirketlerinin vergi borçlarında bir tasarrufa gidebilir. Yani onları affeder, bir şey yapar. Sırf elektrik faturaları düşsün diye bir uygulamaya gitmesi lazım. Şu anda vatandaşın temel gıda başta olmak üzere her şeyden etkilenmiş durumda. Ama elektrikle doğalgaz inanılmaz. Yani herkesi etkiliyor. Zaten hepsi zincirleme. Sonuç olarak gelen ürünler işte araçlarla geliyor. Benzin deseniz zaten aldı başını gitti. Ürünler neyde saklanıyor? Buzdolabında saklanıyor. Onların da KDV indirimi var. Bu arada size yayına girmeden önce de söylemiştik. İlaçlar kur güncellemesiyle %37,43 oranında zam geldi. Şimdi vatandaşın bu arada şöyle bir soru işareti de var. En azından benim sosyal medyada gördüklerim, hani tartışma programlarından izlenimlerim. Acaba bu %8'lik, %1'e indirilen o KDV oranı farklı alanlarda, farklı ürünlere yansır mı? Çünkü Mart'ta da tekstilde bir zam bekleniyor. Tabii. Yani bunların indirimi başka noktalardan çıkar mı? Asıl Ayşe Hanım, şöyle bir şey var. Bakın şimdi kimsenin fark etmediği bir şey var. Şimdi asgari ücret 4250 liraya çıkartıldı, değil mi? Ne zaman çıkartıldı? Ocak ayında. Yani Ocak ayını çalışacaksınız. Şubat'ın birinde aldığınız maaş da 4250. Yani biz bu ayın başında Türkiye'deki milyonlarca asgari ücretli 4250 TL'den maaşını aldı. Asgari ücretler 4250'den alınca daha ondan daha yüksek ücret alanlarda ona göre bir ayarlama yapıldı. Yani eskiden 4000 alan da 5000 almaya başladı. 5000 alan 7000 almaya başladı falan. Onlarla da ayarlama yap. Peki bu ayarlama ne zaman yansıyacak? Yani şimdi bunun bir de enflasyonist bir etkisi olur. Değil mi? Yani vatandaş, evet, aldığı zaman. Çünkü neden? Yani siz işte şuradaki pastaneye gidiyorsunuz örneğin. Şey alacaksınız, kurabiye alacaksınız. Girdiniz pastaneye, pastacı diyecek ki abi ben 10 kişi çalıştırıyordum. Önceden 2750 liradan 27 bin lira ödüyordum. Şimdi 42 bin lira ödüyorum. Ben bunu kurabiyeye yansıtacağım, poğaçaya yansıtacağım diyecek, değil mi? Evet. Yani bunun bir enflasyonist etkisi olur. Dolayısıyla asgari ücretin üzerindeki yapılan bu değişiklik Şubat'ta kendini gösterir. Mart enflasyonu olarak bir kere karşımıza çıkar. Bir de bunun böyle bir etkisi var. Elektrik faturalarında ve doğalgazdaki bu fahiş artış ve buna benzini ve mazotu da ekleyin. Dünyanın her yerinde enflasyonist bir dalga var. Altını bir kez daha çiziyorum. Türkiye'yi de vurması doğaldır. Fakat bizdeki dalgayla mukayese edilecek bir şey değil. Avrupa'nın en yüksek enflasyon oranına sahip ülkesiyiz. Ve bu bizim sadece Covid pandemisiyle veya işte dünyadaki bu daralmayla izah edilmeyecek
temel ekonomik problemlerimizden kaynaklanıyor. Bunun da altını çizmek lazım. Türkiye daha yüksek enflasyonlara doğru gidiyor. Yani öyle hemen hızlı bir düşüş falan ben beklemiyorum. Çünkü az önce de izah ettim. Asgari ücretin ve benzeri etkilerin sonuçlarını şeyde göreceğiz. Şubat ayını ve onu bağlayan Mart ayında göreceğiz. Mart ayında daha yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalabiliriz. Ama vatandaşın doğrudan cebini yakan iş elektrik faturalarıdır. Elektrik faturalarına acilen devletin bir tedbir alması gerekiyor. Çarşamba günü kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da buna dair açıklamalar bekleniyor. Ve değerli izleyenler, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Resmi törenle karşılandı. Şimdi tabii 10 yıl aradan sonra gitmesi bütün tabii sadece Türkiye'nin değil dünyanın gündemindeydi. Neden gündemindeydi? Hemen çok kısa söyleyeceğim, sonra da Gürkan Acır'ın yorumlarını alacağım. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini finanse ettiği iddia ediliyordu. Bir de son günlerde Türk lideri Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu yönünde bir varsayım vardı. Şimdi siz neler söylersiniz? İlişkiler iyiye mi gidiyor? Cumhurbaşkanı da bu yönde bir açıklama yaptı. Çok ciddi sayıda anlaşmalar imzalanacak ve ciddi bir gelir gelecek. Şimdi bir kere şunun altını çizelim. TV100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la şeye gitti. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Dolayısıyla dönüşte uçakta nasıl açıklamalar olacak? Bir kere bir onu bir bekleyeceğiz. Alican Değer'den de özellikle özel kulis bilgileri de almaya çalışırız. Onu da bir altını çizelim. Yani işin açıkçası biraz şaşırtıcı ve sürpriz bir gelişme bu. Yani sürpriz derken Birleşik Arap Emirlikleri darbenin doğrudan planlandığı yer dedikten sonra bugün ne oldu da Birleşik Arap Emirlikleri'ne gezi düzenleniyor? Bir soru işareti. Ama Körfez ülkelerinde taşlar bir türlü yerli yerine oturmuyor. Onu söyleyelim. Ama ben bunun bir ülkesel arası diplomatik bir problemin çözülmeye yakın hale gelmesi diye nitelendirebilirim. Ama bunu yani Sedat Peker'le falan çok ilintilendirmem. Sedat Peker'in işte oradan alınması veya ne bileyim başka şeylerle çok fazla bir bağ kuramıyorum. Yani en azından belki bir cümle olarak görüşmelerde geçebilir konu ama sadece onun için bir oraya bir gezi düzenlendiğini düşünmek biraz saflık olur. Hayır, alt madde olarak tamam, yani. Belki orada bir madde olarak. Tabii ki de en önemli konu o değil. Orada işte heyette olan güvenlik politikalarıyla sorumlu kimse o bir gündem başlığı olarak konuyu getirebilir ama onun dışında mevzu ikili ilişkiler çerçevesinde kalacaktır. Ama şimdi ne desek boş, uçak bir dönsün, herhalde çarşamba günü dönüyorlar. Bildiğim kadarıyla yarın değil. Ya yarın ya çarşamba dönmeleri lazım. TV100'den alabiliriz bilgileri Alican Değer'den. Özellikle. Peki son bir soru soracağım. Buyurun. Ardından da zaten vaktimiz kalmadı. Şimdi bölgesel konularda ilerleyen süreçte karşı karşıya gelme ihtimalimiz var mı? Kimle? Birleşik Arap Emirlikleri'yle. Ya artık burada şey şunu kabul edelim artık. Dünyada kalıcı müttefiklik, kalıcı dostluk diye bir şey kalmadı. Dünya dış politikasında artık bu bitti. Yok böyle bir şey. Yani benim işte müttefikim oydu. Hayır. Ben biraz egzajere ediyorum. Abartarak söylemek istiyorum ki tam anlaşılsın diye. Artık haftalık müttefiklikler var. Aylık var. Evet. Aylık. Yani sizin dostunuz, müttefikiniz haftalık. Geçen hafta benim müttefikimdi. Bu hafta değil. Biraz abartarak söylüyorum ki. Ama tam, çok güzel kafalar oturuyor. Öyle ama yani şimdi Rusya öyle, Ukrayna öyle. İşte Amerika Birleşik Devletleri ile zaten kanlı bıçaklı hale geleceğiz neredeyse. Ama NATO ile ilişkilerimiz sürüyor. Yani dünyada artık denklemi düşünürken yaşanan olaya Türkiye'nin çıkarları nasıl ona göre bakmak, ona göre karar vermek lazım. Çünkü biz mesela şu anda Rusya ile yakınlaştık diyoruz ama Rusya ile çeliştiğimiz 3-4 konu var. Libya başta olmak üzere, Suriye'de İdlib bölgesi başta olmak üzere. Moskova'da halen daha PYD'nin ofisi var. Hani onlarla da güllük gülistanlık bir durumumuz yok. Dolayısıyla sadece Birleşik Arap Emirlikleri değil, dünyadaki bütün ülkeler birbirleriyle artık öyle kalıcı 10 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık müttefiklik ilişkisi diye bir şey kalmadı. Bu konsept bitti. Artık haftalık, aylık ve olay bazlı. Hani olaya bakıyorlar. O olay neyse ona göre pozisyon alıyorlar. Ona göre kendi konumlarını belirliyorlar. Türkiye'de onun için Birleşik Arap Emirlikleri ile
pozisyonel ilişkisini sürdürecektir. Yani duruma göre, konumuna göre ayarlama yapacaktır. Peki çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Bugün TV100'de saat 20'de Taksim Meydanı Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünde olacak. Onu da kaçırmayın. Çarşamba günü Cengiz Emercioğlu konuğumuz olacak. O güne kadar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.